Merhaba sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım birlikte soru çözmeye. İlk sorumuzdan başlıyoruz. A eksi 2'nin parantez karesi eksi a kare ifadesinin en sade şekli nasıldır? A kare eksi 4, B a eksi 2, a artı 2'nin çarpımı, C 4 parantez içerisinde 1 eksi a ile çarpılmış, D 4a çarpı a eksi 2'yi çarpmış. Şimdi sevgili arkadaşlar bana dönün isterseniz hem açılımlı yaparak sadeleştirmemizi birlikte yapalım. Ne diyor sorumuzda? A eksi 2'nin karesi eksi a kare. Bunun en sade halini istiyor. İsterseniz şunu bir açılımla yapalım arkadaşlar. Birincinin karesi neydi açılımı? Birincinin karesi yani a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 ile a'yı çarparız. Eksi 2a çarpı 2 eksi 4a. Ve son olarak ikincinin karesi yani artı 4. Devam ediyorum. Eksi a kareyi de ekliyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir a kare bir de eksi a kare var. Bunlar gitti. Geriye eksi 4a artı 4 kaldı. Bunu da eğer 4 parantezine alırsak arkadaşlar 4 parantezine eksi a artı 1 olur. Bunu isterseniz şöyle şu eksi başta olmasın diye 4, 1 eksi a şeklinde de yazabilirsiniz. Şıklarımıza bakacak olursak doğru şıkkımız C şıkkıdır. 4 çarpı parantez içerisinde 1 eksi a doğru şıkkımızdır arkadaşlar. İkinci sorumuz. A artı b'nin değeri biliniyorsa hangisi her zaman hesaplanabilir? A şıkkında a kare artı 2ab artı b kare. B şıkkında a kare eksi b kare. C şıkkında a kare artı b kare. Ve D şıkkında a kare eksi 2ab artı b kare. Arkadaşlar a artı b'nin değeri biliniyorsa demiş. Bana dönecek olursanız bakın şıklara bakalım. A kare artı 2ab artı b kare. Bakın bu a artı b'nin karesi demek. A kare eksi b kare de arkadaşlar a eksi b a artı b'nin çarpılması demekti. A kare artı b kare dediğimizde arkadaşlar burada da a artı b'nin karesi eksi 2ab dersek arkadaşlar a kare artı b kareyi bulabiliriz. Bir diğerine de bakacak olursak arkadaşlar nedir? A kare eksi 2ab artı b kare de a eksi b'nin karesidir. Şimdi sevgili arkadaşlar sadece ve sadece a artı b'nin değerini biliyorsak, a artı b'nin değerini şıklarımıza dönecek olursak, şıklarımızda a şıkkı cevabı görecek olursak, a şıkkında arkadaşlar a artı b'nin parantez karesi görünüyor. Şimdi a artı b'nin parantez karesi dediğimizde a artı b'yi biliyorsak eğer biz burada a şıkkını hesaplayabiliriz diyoruz. Üçüncü sorumuz. Evet. Yukarıdaki dikdörtgenin alanını bulunuz. Uzun kenar a artı 1'miş, kısa kenar da a eksi 1'miş. Şıklarımıza bakacak olursak a kare artı 1, a şıkkı. B a kare eksi 2a artı 1, c a kare eksi 1, d a kare. Arkadaşlar bana dönünüz. Bakın. Bir yandan da ufaktan geometriye dokundurma var, öyle değil mi? Alan hesaplaması yapacağız. Matematik zaten bir zincirdir sevgili arkadaşlar. Şimdi a artı 1 burayı diyoruz. A eksi 1 de burayı diyoruz. Dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? Elle boyu çarpıyorduk. Yani a artı 1 ile a eksi 1'i çarpıyoruz. Evet, nasıl çarpıyorduk arkadaşlar? Hadi bilen belki birçok arkadaşımız vardır ama bilmeyenler de olabilir. Önce birincileri çarpıyoruz. A ile a'yı çarparsak a kare. A ile eksi 1'i çarparsak eksi a. Daha sonra ikincileri çarpıyoruz. Bakın. 1 ile a'yı çarparsak artı a. 1 ile eksi 1'i çarparsak eksi 1. Sevgili arkadaşlar buradaki artı a ile eksi a birbirini götürür. Geriye mis gibi a kare eksi 1 kalır. Cevaplarımıza da görecek olursak cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. A eşittir 5 ise
A kare eksi 2a artı 8 ifadesinin değeri kaçtır? A 32, B 30, C 25, D 23. Arkadaşlar bana dönün, birlikte yapalım bunu. Sadece ve sadece yapacağımız şey yerine koymaktır. Evet, diyorum ki A eşittir 5'miş ve A kare eksi 2A artı 8. Doğru mu? Evet. Şimdi A yerine ne yapıyoruz? 5'i koyuyoruz arkadaşlar. 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 artı 8. Bu şekilde. 5'in karesi 25. Eksi 2 kere 5 eksi 10 artı 8. Arkadaşlar burada da görüldüğü üzere 25'ten 10'u çıkartırsak 15. 15'e de 8'i toplarsak 23. Ve cevabımızı da görecek olursak, evet, cevabımız D şıkkı, yani 23'tür. Beşinci sorumuz. 6 artı 2x artı 8 artı 9x eksi 4x eşittir eksi 7 ifadesinde x'i bulunuz. A 3, B eksi 3, C eksi 1, D 0. Sevgili arkadaşlar, gelin bunu da yine tahtamızda yapalım. Arkadaşlar bu tür sorularda yapacağınız tek şey bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa şeklinde toplayabilirsiniz. Önce sorumuzu yazıyoruz. 6 artı 2x artı 8 artı 9x eksi 4x eşittir eksi 7. Evet, sorumuz tam olarak böyle. Şimdi arkadaşlar, bu tür sorularda lütfen kafanızı karıştırmayı ve zorlanmamaya çalışın. Neden? Sırayla gidin. Hadi bakalım x'leri toplayalım. Bakın burada bir x var. Burada bir x var. Ve burada bir x var. 2x, 9x daha 11x yapar. 11x'ten 4x'i çıkartırsak, bakın bak şimdi eksi var. 11x'i çıkartırsak 7x yapar. Evet, 7x. Bitti. Şimdi ne yapacağız? Bakın, bilinmeyenleri buraya topladık. Bilinenleri de hop karşıya atın bakalım. Karşıya atalım. Eksi 7 zaten vardı. Eksi 8 ve eksi 6'yı da ekliyorum. Bakın artıyı da diğer tarafa. Eşitliğin karşı tarafına eksi olarak geçti. 7x eşittir. Eksi 7. Eksi 8 daha ne yapar arkadaşlar? Eksi 15 yapar. 6'yı da eklerseniz eksi 21 yapar. Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölecek olursak x değeri olarak eksi 3 çıkar. Şıklarımızda da doğru cevabımız zaten eksi 3'tür. Yani cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumuz. A artı 1 bölü 2 eksi 2A eksi 5 bölü 3 eşittir 1 ifadesinde A nedir? A 4, B 5, C 6, D 7. Arkadaşlar, hadi gelin birlikte yine ne yapalım? Sayılarla oyun oynayalım. Denklemler de yine benim matematikte sevdiğim konular arasında arkadaşlar. Eminim sizler de çözmeye başladıkça bu tür konulardan zevk alacaksınız. Evet. Hayat da bir denklem değil mi zaten? Arkadaşlar, A artı 1 bölü 2 eksi 2A eksi 5 bölü 3 eşittir 1. Arkadaşlar şu eksiye dikkat edin, bakın. Her zaman yapılan hata, bu eksi sanki sadece 2A'ya aitmiş gibi gözükür. Ama bu eksi hem 2A'ya aittir hem eksi 5'e aittir. Bakın nasıl dağıtacağız onu göreceğiz. Öncelikle paydalarımızı eşitliyoruz. Evet. Eşitleme yapalım. 3 kere A, 3A artı 3 bölü 6 eksi 2 kere 2 4A eksi 10 bölü 6 eşittir 6 bölü 6. Sevgili arkadaşlar, bütün 6'ları yok ediyorum. Çünkü eşitliğin her tarafında ne var? Paydalarımızda 6 var. Yani sadeleştirebiliyorum. Sonuç olarak şu çıkıyor. Bakın şunun için, şu eksinin ikisine de dağılması için şöyle yapacağım. Şimdi dağıtacağım. 3A artı 3 eksi 4A, dikkat buna da veriyorum, artı 10 eşittir 6.
Devam ediyorum arkadaşlar. 3a eksi 4a, bakınız burada bilinmeyenleri topluyorum. 3a eksi 4a ne yapar arkadaşlar? Eksi a yapar. Eşittir. 6. Hadi bakalım. Eşitliğin diğer tarafına gönderiyoruz arkadaşlar. Eksi 10, eksi 3. Eksi a eşittir. Bakınız. Arkadaşlar burada ne var? 10'dan 6'yı çıkarsak 4. Değil mi? Eksi 4. Bir de 3 vardı. Ne oldu? Eksi 7 oldu. Şimdi eksi a eksi 7. Her iki tarafı eksiye bölerseniz eksinin eksiye bölümü her zaman artıdır. A eşittir 7 çıkar. Doğru cevabımıza gelecek olursak cevabımız tabii ki D şıkkı, yani 7'dir. 7. sorumuz. X eksi y eşittir 2. 3y eksi 2x eşittir 6 ifadesinde x'in değeri kaçtır? A 10, B 11, C 12, D 13. Sevgili arkadaşlar, hadi gelin birlikte yine biz ne yapacağız? Yok etme ve yerine koyma metotlarını öğrenmiştik. Bu metotları kullanarak bu soruyu çözelim. X eksi y 2 ve 3y eksi 2x eşittir 6. Şimdi arkadaşlar bakın burada istenen x olduğu için biz y'yi yok etmeye çalışalım. Nasıl yapacağız? Y'yi yok etmek için bakın burada 3y var, burada eksi y var. Ben eğer yukarıdan her tarafını 3 ile çarparsam ne olacak arkadaşlar? Hadi bakalım aşağı indiriyoruz. 3x eksi 3y eşittir 6. Bakın bu çarptığımız, her iki tarafı çarptığımız için herhangi bir şekilde eşitliğin iki tarafı da bozulmayacak. Ve diğeri de 3y eksi 2x eşittir 6. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın 3y'ler taraf tarafı topladığımızda eksi 3y ile artı 3y birbirine götürdü. Ve daha sonra 3x eksi 2x eşittir 12 yaptı. 3x'ten 2x'i çıkartırsanız 1x olur. X eşittir 12 olur. Cevabımıza da görecek olursak cevabımız C şıkkıdır. Diğer sorumuz 8. sorumuz. X eksi 1 bölü X eksi 2 eşittir 1 bölü 2 ifadesinde X'in değeri kaçtır? A 0, B 1, C 2, D 4. Arkadaşlar yine gelin birlikte çözelim. Çünkü ben kademe kademe çözmeye ve hangi sayının nereden geldiğine özellikle göstermeye gayret ediyorum arkadaşlar. Ben ortaokuldayken ve lisedeyken özellikle öğretmenlerimden bunu isterdim. Hani o bir sayı yazıyor ya, hemen tak 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 sayı yazıyor. İçimden diyordum, iyi de bu sayı nereden geldi? Hani anlatsa, bak şu sayı da şuradan geldi dese tamam olacak. Ama öğretmenimiz yapmıyordu öyle, kulakları çınlasın. Evet, şimdi x eksi 1 bölü x eksi 2 eşittir 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar x'i bulabilmek için burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bakın 2 ile x'i çarptığımızda 2x. 2 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 2 eşittir. 2 ile 1 ile x'i çarptığımızda x, 1 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 2. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyoruz. O zaman şuradaki x'i bu tarafa alalım ve buradaki 2'yi de bu tarafa alalım. Şimdi 2x eksi x eşittir. Burada eksi 2 vardı. Şuradaki eksi 2 de giderse artı 2 oldu. X eşittir 0 olur. Şıklarımızı da görecek olursak cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuz. X artı y eşittir 20, x eksi y eşittir 10 ifadesinin çözüm kümesi hangisidir? A 22'ye 10, B 15'e 5, C 20'ye 15, D 10'a 5. Sevgili arkadaşlar burada bu arada hani 22'ye 10 deniliyor ya, birincisi x, ikincisi y oluyor her zaman. Hadi gelin birlikte yine çözelim. Evet, x artı y eşittir 20, x eksi y eşittir de 10 demiş. Arkadaşlar bakın, taraf tarafa topladığımızda
2x eşittir 30 ve buradan da x eşittir 15 çıkar. X'i yanındaki sayıya bölersek 15 çıkar. E tamam, yerine koyalım. X artı y eşittir 20 değil miydi? X yerine 15 koyarsam artı y eşittir 20. Y eşittir 20. Karşıya 15'i atıyorum. Amacımız y'yi yalnız bırakmak. Y eşittir 5. O halde hani birincisi x, ikincisi y olarak yazılıyorsa birincisine 15, ikincisine de 5 demem gerekiyor. Şıklarımızda da görecek olursak cevabımız 5 şıkkıdır. 10. sorumuz. Bir çiftlikte 40 adet tavuk ve koyun vardır. Ayak sayılarının toplamı 130 ise çiftlikte kaç tavuk vardır? A 9, B 10, C 13, D 15. Sevgili arkadaşlar, yine tahtamızın şu kısmını temizleyelim ve bu denklemimizi birlikte çözelim. Şimdi tavuklarımız var ve koyunlarımız var. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar, koyunlarımız var. Koyunlarımız ve tavuklarımız. Tavuklara x dersek arkadaşlar, koyunlara ne dememiz lazım? 40 eksi x dememiz lazım. Şimdi 40 eksi x değil mi? Sayılarından. Tavuk x diyoruz. Tavukların kaç ayağı vardı? 2 tane ayağı vardı. O halde 2x diyorum. E koyunların kaç ayağı vardı? 4 ayağı vardı. Biz buna 4x diyorum. 4 diyorum yani. Bakın 2x artı 4 parantezinde 40 eksi x eşittir. Toplam kaç ayakmış arkadaşlar? 130. 2x artı 160 eksi 4x eşittir 130. Bakın ne yaptık? Taraf tarafa şu görmüş olduğunuz gibi açtık ve çarptık. 2x eksi 4x eksi 2x yapar. Eşittir 130, yani şunlar gitti. 130, bakın 160'da karşıya attığımda eksi 160 oldu. Eksi 2x eşittir eksi 30. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar cevabımız x eşittir 15 çıkar. Bakın neyi bulduk? Tavuk sayısını bulduk. Cevabımızı da şıklarda görecek olursak şıkkımız D'dir, yani 15'tir. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber soru çözdük. Ben bu soruları çözerken çok zevk aldım. Siz de bol bol soru çözmeyi, tekrar etmeyi, arada kendinize ve ailenize, arkadaşlarınıza zaman ayırmayı unutmayın. Hadi bakalım, kolay gelsin.